Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videoda Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deyim. Hep bu filmlerde, dizilerde gördüğünüz Hint evleri gerçekte nasıl, içinde nasıl yaşamlar var görmeniz için yapıyorum bu videoyu. Hindistan'da bir ailenin olmazsa olmazı baharat arabası var burada. Yaklaşık 10 tane banyodan bir tanesi de burası. Burası dua odası. Mesela öğle yemeğimizde salatayı bu bahçeden çıkan marullarla yedik. Bir dans stüdyoları var. Bu videoda içine girip gezeceğimiz ev, bana da Delhi'de annelik babalık yapan bir ailenin evi. Onlar Hindistan standartlarına göre gerçekten çok güzel bir hayat yaşıyorlar. Zengin diyebileceğim bir aile. Ama bunun kararını siz verin istiyorum videoyu izledikten sonra. Bütün detayları anlatacağım, evi gezdireceğim, arabalar, motorlar, aşçılar, mutfak, yemekler, her şeyi göstereceğim. Daha sonrasında siz karar verin ve en son videonun en sonunda yorumlara gelin, orada bu konu hakkında birazcık konuşalım. Bu ev genelde böyle yeni yapıların ve daha küçük müstakil evlerin olduğu bir yerde. Burası yaklaşık 15 sokaktan oluşan bir mahalle. Mahallenin farklı farklı girişleri var. Her girişinde özel güvenlik bekliyor. Arabayla girerken de, yürüyerek girerken de nereye geldiniz, neden geldiniz diye soruluyor. O yüzden burası çok güvenli bir bölge. Önce bir mahalleyi göstererek başlayayım. Nasıl evler var, nasıl hayatlar yaşanıyor, bir bunları görün, daha sonrasında evin içine girelim. Mahallenin, arkamdan bir tane Mercedes Jeep geçiyor mesela. Mahallenin dışıyla içinin farkını anladınız zaten az buçuk. Dışarıda sokak yemekçiler var, işte sokakta yatanlar var, duvara ayna koymuş, berber dükkanı açmış olan var. İçeride kesinlikle böyle şeyler yok. Arabaları gördünüz, arabalar da lüks zaten. Genelde hep Mercedesler, böyle güzel arabalar, Jeepler, 4x4 arabalar. Mahallenin içine girdiğiniz zaman Hindistan'a dair olan kötü şeyler kalmıyor pek burada. Mesela arkamdan bir tane BMW geçiyor. Bir tane Toyota Land Cruiser geçti. Mahallenin içinde birkaç tane market var, berber var, farklı hastalıklar için doktorlar var, terziler var, manav var, meyve satan var, sebze satan var, süt ve süt ürünleri satan var. Aşağı yukarı ihtiyacınız olacak, günlük olarak ihtiyacınız olabilecek her şey var. Büyük bir mahalle, o yüzden içinde 2-3 tane park var. Şimdi parklardan bir tanesinin içine gidiyorum. Mesela böyle meyve satan abiler de var açıkta. Ama her şey çok güvenli burada. Herkes birbirini tanıyor. Buraya da satış yapmak için girenleri muhtemelen tanıyorlar ve özel izinle sokuyorlar. Çünkü kapıdaki güvenlik benim çekim yapmama bile falan yaptı. Bunu bile takıyorlar aslında. Şimdi parka geldim, parkı göstereyim size. Şöyle güzel bir bahçe, büyük de bir alan. Burada genelde akşamüstleri insanlar oturuyor. Böyle bir park. Şimdi evin içine doğru girelim. Mahalleyi az buçuk anladınız. Şimdi sıra evi göstermekte. Şimdi evin önüne geldim. Öncelikle şu arabayla başlayayım. İlk arabaları bu. Evin ortanca çocuğu Asis'in, benim arkadaşım olan dans hocası Asis'in arabası. Gidiyoruz. Evin köpeği Zeus. İki tane köpekleri vardı ama bir tanesi yaklaşık bir yıl önce vefat etti. Bir tanesi var şu an sadece. Kuzum. O da dünya tatlısı bir köpek. Böyle dünya tatlısı bir köpek. Girişte babaannenin yaptığı böyle inanılmaz güzel çiçekler karşılıyor sizi. Şöyle küçük bir bahçeleri var. Bu aile Sikizm inancına inanan bir aile. Fakat bahçelerinde Hindu tanrı ve tanrıçaların heykelleri var. Bunun sebebi muhtemelen kültürün çok fazla içinde olduğu için bu unsurlar. Onlar da estetik olarak bahçelerinde bunları kullanmayı tercih etmişler. Şöyle bu küçük alanı gösterdim. Şimdi evin içine doğru devam edelim. Evin içine girmeden önce size bir şeyi göstereceğim. Şimdi dışarıda bir tane arabaları vardı. Burada bir tane arabaları var. Bir de
şu boşluğa aslında park edilen bir araba daha var. Buraya 3 araba da sığabiliyor. Buradaki 3. araba şu an dışarıda, evin üyeleri bir yere gidecekleri zaman şoförler onları götürüyor. Evde 2 tane şoför var. 3 araba için 2 tane şoförleri var. Asıl burada göstermek istediğim araçlar çok farklı size. Şunlar. Şu iki canavara bir göstereyim şimdi kamerayı sabitleyip. Evet, burada iki tane devasa canavar var gördüğünüz gibi. Bu Assis'in, bu da babasının motoru. İkisi birlikte genelde yola çıkıyorlar. O yüzden ikisinin farklı farklı motorları var. Motorları bir yakından göstereyim. İnanılmaz aletler. İkisi de Harley Davidson. Ben Assis'le birlikte bu motorun arkasında, Assis'in arkasında birkaç kez yolculuk yaptım. İnanılmaz cihazlar. Aşırı keyifli, aşırı güçlü. Ve uzun yola gitmek çok keyifli bu motorlarla. Böyle keyif için kullandıkları iki tane motorları var. Evet, arabaları ve motorları gösterdim. Şimdi evin içine giriyoruz. Zeus da geliyor. Evin girişinde böyle yukarıya doğru çıkan bir merdiven var. Ben hemen ilk katı göstereceğim önce size. Hello Didi. Namaste. İyi gel. İlk kat böyle. Şu an evde temizlik yapan bir tane abla var. Hello. Hello. Video. Yeah. Farklı zamanlarda farklı kişiler geliyor ve evin farklı bölümlerini temizliyorlar. Hindistan'daki kast sisteminden dolayı herkes her işi yapmıyor. Yeri süprenle tuvaleti temizleyen insanlar farklı. Yeri süpüren insana ya sen tam gün gel kardeşim, burada bu işlerin hepsini sen yap. Bütün parayı sana verelim, niye başkasına verelim dediğiniz zaman diyor ki ya sen beni ne zannediyorsun ya, ben o en düşüklerden değilim, ben tuvalet temizlemem diyor mesela. Bu az önceki abla dünya tatlısı bir abla. Tuvaletleri o temizliyor mesela, tuvaletleri ve banyoları. Şu an evin içinde kimse yok, o yüzden rahat rahat gezebiliyoruz. Burası ortak alan. Oturacak birkaç tane koltuk var ve masa var. Burası öğle yemeklerimizi ve akşam yemeklerimizi yediğimiz yer. Hadi herkes toplansın birlikte yemek yiyeceğiz gibi bir adet yok. Yemekler yapılıyor aşçılar tarafından, masaya konuluyor. İstediğiniz zaman gelip yiyebiliyorsunuz. Ama şu an masaya kim gelecek bilmiyorum. Gelecek birisi var demek ki, yemekler masada bırakılmış. Önce bir ışık açayım şuraya, sonra bir yemeklerin içine bakalım. Hop, ışıklar açıldı. Burada barbunya gibi bir yemek var. Şöyle fasulye gibi. Öğle yemeğinde ben de bunu yedim. Aşırı lezzetli bir yemek. Şurada kabaklı bir yemek var. Bu da çok lezzetliydi. Bunu da öğlen yedim. Burada pirinç pilavı var ve burada salata var. Kırmızı havuç, salatalık ve marul. Su var, baharatlar ve sos var. Tatlı var şurada. Şurada meyveler var, tatlılar var. Ve tabii ki Hindistanlı bir ailenin olmazsa olmazı baharat arabası var burada. Üzerinde tonlarca baharat var, kutularca farklı aroma, farklı farklı bir sürü şey var. Gerçekten bu insanlar çok baharatlı ve çok lezzetli yemekler yapıyorlar. O yüzden böyle bir araba dolusu baharatları var burada. Evin çok ilginç birbirine bağlanan bir yapısı var. Mesela buradan tuvaletten girdiğiniz zaman öbür odaya ve oradan öbür odaya geçebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Buradaki yan taraftaki odanın dışarıya çıkışı var. Oradan motorların olduğu, arabanın olduğu kısma falan da geçebiliyorsunuz. Böyle her yerin birbirine bağlandığı ve giriş çıkışı mümkün olduğu bir yapısı var. Şimdi mutfağı göstereyim size. Evet, mutfağa geldik. İki tane buzdolapları var burada. Birisi çok büyük, birisi biraz daha küçük. Bunları ne için kullanıyor aşçı abi bilmiyorum. Kemi abi isminde bir aşçıları var burada. Akşama muhtemelen tavuk pişecek. Bütün malzemeler burada. Dolapların içi baharatlarla, malzemelerle ve ekipmanlarla dolu. Bu dolapların içi de kullanılacak kapkacak ve ekipmanla dolu. Gerçekten her yerde bir sürü şey var. Mutfağın içinde bitkiler var. Böyle saksı bitkileri. Genelde aşçı Kemi abinin yemek yaptığı. Şurada 4 tane ocak. Burada 2 tane ocak ve 2 tane aspiratör şeklinde. 2 tane buzdolabı ile birlikte böyle büyük bir mutfakları var. Şimdi mutfaktan çıkıyoruz. Şöyle bir odaları göstereyim size. Mesela burası misafir odası. Her yerde ışık var. Bu misafir odasında şöyle bir yatak, iki tane komodin, birkaç tane fotoğraf ve özel bir banyo var. Hemen motorların olduğu yere açılan bir tane de pencereleri var. Motorlar burada duruyor. Dolabı var.
Işıkları kapatıyoruz. Bu yan taraf, burası babaannenin odası. Babaanne geldiği zaman gireceğim oraya. O yüzden şimdi çıkıyorum. Ben size evin diğer kısımlarını göstereceğim. Bu mutfak, odalar ve banyo kısmından uzaklaştım. Şurası bu kata girdiğimiz kapıydı. Hemen onun yanında da bir tane banyo var. Burayı da göstereyim. Evet, bu banyoda genelde el yıkamak için kullanılıyor. Duş almak için kullananı hiç görmedim burada yıkananı. Ama bu evdeki yaklaşık 10 tane banyodan bir tanesi de burası. Yemek yenen yere yakın olduğu için bu banyo ve tuvalet genelde hep el yıkamak için kullanılıyor. Hemen oranın yanından da salona ve oturma odasına geliniyor. Salon burası. Genelde misafirleri ağırladıkları yer burası. Şöyle bir göstereyim etrafı. İki tane güzel oturma takımı, bir tane kocaman ayna ve komodin, bir sürü güzel boyama, şurada kocaman bir bar ve önünde yine oturacak yerden oluşuyor bu oturma alanı. Çok güzel bir akvaryumları var. Evin babası olan Amit amcanın çok büyük bir içki koleksiyonu vardı burada. Fakat kapağında kilit var, o yüzden açıp gösteremiyorum. Dün akşam çok fazla misafir vardı. Orada açtılar yine, ben bayağı inceledim. Bu da dün akşamdan kalan bardaklar. Bu bütün yeşillikler, akvaryum, su ve benzeri şeyler bu ailenin Sik olmasından kaynaklı. Sikizm inancında yaşadığınız yerde yeşillik ve su bulunduruyorsunuz. Ve genelde çok sevgi ve saygı dolu insanlar oldukları için hayvanlara da hayatlarında yer veriyorlar. Şimdi bu katı bitirdik, bu katı gezmeyi. Şimdi üst kata çıkıyorum. Benim de kaldığım yer, çalıştığım yer ve yine bir sürü banyo ve tuvaletli üst kata çıkacağız. Bu salondan çıkmadan dikkatimi çeken bir şey oldu, onu göstereceğim. Şurada ve şurada arkamda inanılmaz güzel birer tane İran halısı var. Gerçekten dokuları, yumuşaklıkları falan çok güzel. Bu kata ayakkabı çıkartmadan giriyorlar. Ben de aynı şekilde ayakkabılı giriyorum. Herkes ayakkabılı giriyor. Bu halıların üzerine ayakkabıyla basıyoruz. Emekli çocuğu gönlüm buna maalesef çok üzülüyor ama yapabileceğim bir şey yok. Onlar burada böyle yaşıyorlar. Bu yemek yediğimiz alana da ayakkabılarımızı çıkartmadan giriyoruz. Mutfağa da öyle. Buradaki alanların hiçbirine ayakkabı çıkararak girilmiyor. Herkes ayakkabıyla giriyor. Buradaki ışıkları kapatıyorum ve üst kata çıkıyoruz. Kata geldim. Babaanne buradaymış. Dua ediyormuş. Şimdi o dua ettikleri yeri falan da göstereceğim size. Ama önce benim yaşadığım bölgeyi göstereceğim. Ben nerede kalıyorum? Nerede uyuyorum bu evde? Evet, ışıkları da açtım. Temizliği yapan abla buraya çıkmış. Şu an buradaki tuvaleti temizliyor. Ben burada yatıyorum. Burada bana bir yer yatağı yapıyorlar. Böyle bir yer yatağım var burada. Ben burada yatıyorum. Şöyle. Çok rahat, zaten Ermenek'ten de yer yatağında yatmayı çok seviyorum. Bu da İran halısı. Bunun üstüne muhtemelen ayakkabıyla basmaya kıyamıyorlar. İnanılmaz güzel bir dokusu var. Şimdi yan taraftaki oda ve bu taraftaki odayı gösterip dua odasına geçelim. Benim yatağımın olduğu yerin hemen yanında bir oda var. Benim kullandığım banyo ve tuvalet de o odanın ilerisinde. Ama o odayı evin oğlu kullanıyor. Bir tane oğulları var. O oğul kullanıyor. Şu an uyuyor orada. Hem birazcık sessiz oluyorum hem de onu rahatsız etmemek için oraya girmiyorum. Bu tuvaleti hem benim odam hem de bu yan tarafta dışarıda jipini gördüğümüz Asis'in odası ortaklaşa kullanıyor. Orası aslında Asis'in tuvaleti. Ben oraya girmiyorum. Ben öbür tarafa giriyorum. Ama ben kendi kullandığım banyoyu gösteremeyeceğim şimdi. Burası ailenin ibadetleri için kullandığı oda ama başım açık olduğu için ben buraya girmiyorum. Sikizm inancında başınız açıkken ibadethanelere girmezsiniz. Ne kadın ne erkek, kimse başı açık ibadethaneye girmez. O yüzden sadece kapıdan göstereceğim. Bu ibadet ettikleri oda burası. Onun önünde de hemen kocaman bir masa var. Ben genelde bütün bu videolarımı montajladığım ve yapmam gereken bütün işleri yaptığım yer burası. Şu masada oturuyorum, görüyorsunuz zaten bilgisayarım, telefonum, her şeyim orada. Şurası da benim odam. Kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum, buraya oturuyorum, çalışıyorum. Öğle yemeğine çağırıyorlar beni, yemeğe gidiyorum. Sonrasında geri geliyorum, çalışmaya devam. Akşam yemeği hazırlanıyor, akşam yemeğine çağırıyorlar, yemeği yiyorum ve gelip çalışmaya devam ediyorum. Böyle bir hayatım var burada. Bu katta da bir tane mutfak var. Aşağıdaki kadar büyük değil ama burayı da bir göstereyim. 3 tane ocak da burada var. Bir tane buzdolabı var. Genelde böyle canım çay, kahve bir şey istediği zaman geliyorum buraya. Burada yapıyorum kendime. Dolapta meyveler oluyor. Onlardan açıp yiyorum sürekli. Ve şu dolaplar kuru bakliyat. İşte bütün kuru meyveler ve kuru yemişlerle dolu dolaplar.
Bu evde su genelde hep arıtma cihazından içiliyor. Hem alt katta bir tane hem burada bir tane var. Ben de suyu buradan içiyorum sürekli. Bir tane lavabo var. Yine birisini bekleyen yemekler var burada. Buradan çıkıyoruz. Şimdi az önce bahsetmiştim. Asis dans hocası ve evlerinin ikinci katında hemen kapıdan gelince karşıda bir dans stüdyoları var. Genelde özel derslerini, ekiplerle yarışmalara hazırlanmalarını falan burada yapıyorlar. Burası aynı zamanda benim de buraya getirdiğim ekiplerle birlikte asisten Bhangra dersi aldığımız yer. 1 ve 3 ve 4. Ayaklar aynı. Döneceksiniz yana. Geri atın ayağınızı. Bu tarafta bir sürü kupaları var zaten, bir sürü plaketleri var. Yukarıda da anı fotoğrafları, dans ederken kullandıkları ekipmanlar, şöyle kendinizi görebileceğiniz bir ayna ve yine dans ederken kullandıkları ekipmanlar, çubuklar ve benzeri bütün aletler burada. Bu Asis'in Güney Hindistan dansları yaparken sahneden çekilmiş bir fotoğrafı. Burası böyle tartan pist şeklinde yapılmış, yumuşak, çok sert olmayan bir zemin, özel bir zemin. Biz de bütün dans derslerimizi burada aldık. İnanılmaz keyifli ve inanılmaz eğlenceli bir yer burası. Buranın hemen yan tarafında da şurada da evin annesi ve babasının odası var. Şu an odadalar, o yüzden rahatsız etmemek için girmiyorum oraya. Hah, hemen yakaladık. Onların odasının bir girişi de burası ve orada tuvaletleri ve banyoları da var, lavaboları var. Abla şu an orayı temizliyor. Hemen bir burayı göstereyim size. Komodin olarak kullandıkları mermer, önünde ayna, yan tarafında da banyo ve tuvalet var. Abla orayı temizliyordu, şanslıyız, orayı da gördük. O odanın içine girmeyeceğim şimdi. Bu katı da bitirdik. Şimdi bir de en üst kata çıkalım. Ve en yukarıda böyle bir teras var. Bu terasta yine bir sürü yeşillik var. Farklı farklı bitkiler yetiştiriyorlar. Buradan da yedikleri oluyor. Mesela öğle yemeğimizde salatayı bu bahçeden çıkan marullarla yedik. Şöyle bir burayı göstereyim. Yine dünya güzeli çiçekler var burada. Marullar var, roka var, çeri domatesler var, çiçekler var, kabak var. Gördüğüm başka ne var? Fasulye var. Çok güzel küçücük küçücük maydanozlar var. Ve burası da böyle bir teras. Aylardır bu evdeyim. Bu terasta şöyle bir oda olduğunu ilk defa görüyorum. Burası sanırım bir okuma odası. Işığı çok güzel çünkü aydınlığı çok güzel. Buraya muhtemelen çay kahve içip kafa dinlemeye ve kitap okumaya geliyorlar. Hemen buranın içinde camdan şöyle bir gösteriyorum size. Daha sonrasında aşağı ineceğiz. Evet, büyük anneyle birlikteyiz. Odasına geldim şimdi. Burası onun eşi yaşarken 1977'de yapılmış. Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyorlar. 30 years you're living here. 30 yıldır bu evde yaşıyorlar ve 3 jenerasyon boyunca babaanne, onun çocuğu ve torunlarla birlikte yaşıyorlar bu evin içinde.
gayet güzel, mutlu bir birliktelikleri var. Beni de bu eve oğul olarak kabul ettiler. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum ve minnettarlığımı sunuyorum. I thank to you and all of your son, your daughter and grandchildren to accept for taking me you as a son. Yeah. Thank you so much. Thank you. He is also one of the family members. So just an extended family is in Turkey. Thank you. Şimdi büyük annenin odasından çıkıyorum. Ona da teşekkürümü ettim kamerada ve uzaklaşıyoruz buradan. Onu dinlenmesiyle baş başa bırakıyoruz. Büyük anne dünya tatlısı bir insan. Çok güzel İngilizce konuşuyor. Yaşına rağmen ben ilk başta geldiğim zaman kimsenin bu kadar güzel İngilizce konuşmasını beklemiyordum. Tamam dedim, Hintliler konuşuyor. Ama gerçekten büyük annenin bu kadar güzel İngilizce konuşmasını kesinlikle beklemiyordum. Burada her gün akşam yemeğimizi yiyoruz. Bütün aile üyeleri ya kitap okumaya ya bir şeyler izlemeye gidiyorlar, uzaklaşıyorlar. Ama biz onunla birlikte sürekli burada oturup saatlerce muhabbet ediyoruz. Dünya tatlısı bir insan. Ve... Evet, evin kızı Asis de geldi şu an buraya. O dışarıdaki arabanın, benim odamın yanındaki odanın sahibi olan evin ortanca kızı ve dans hocamız, aynı zamanda dans stüdyosunun da sahibi olan Asis. O da eve daha yeni geldi. Videonun sonuna yetişebildi. Onu da gördüğünüz için mutluyum. Akşam oldu, hemen Nilima ablayı göstereyim. Didi diyorlar ablaya. Nilima dedi bu evde, bu evin işlerine yardım edenlerden bir tanesi. Burada mesela çamaşırları dürdü. Şimdi dolabı yerleştiriyor. Şimdi aşağı ineceğim, size aşağıyı da göstereceğim. Thank you. Şimdi mutfağı da göstereyim. Mutfakta da aşçı Kemi abi çalışmaya başladı. Bir onu da göstereyim hemen. Bu da Kemi abi, evin aşçısı. Best food. Çok çok lezzetli yemekler yapar. Böyle parmaklarınızı yersiniz. What is this Kemi baya? Dal. Şunun içinde mercimek yapıyor. Akşam bunu yiyeceğiz. Sonra çıkın. Hah, sabah gördüğümüz tavukları şimdi orada tavuk yapacak. Rice. Yes. Dal. Dal. Chicken. Chicken. Yes. Bas. Rajma. Rajma. Fruit mu, papita, apple. Ah, fruit. Fruit. Okay. Bir de burada bize ekmek yapıyor her seferinde. Şu merdanesiyle birlikte her seferinde yemeğin yanına sıcak ekmek de yapıyor. O şekilde sunuyor yemekleri. Gayet güzel yemekler yapıyor gerçekten. Thank you. Thank you Gemba'ya. Sağ olsun. Beni de çok sever. Görüşürüz. Bay bay. Thank you. Bu evin yan tarafında bu evde çalışan insanların yaşadığı bir bölüm var. Duvarları bitişik ama onlar birazcık böyle yan ev gibi bir kısımda yaşıyorlar. Aşçı, burada yardımcılık yapan bir tane abi var. O ve onların eşleri, çocukları falan hepsi orada yaşıyorlar. Bu evde iki tane şoför var. Bir tane aşçı var, bir tane yardımcı var. Ve gerçekten sayısını bilmediğim kadar çok temizlik için gelip giden insanlar var. Muhtemelen 4 ya da 5 kişi varlar. Yani evde toplamda 10'a yakın insan çalışıyor bu evi çekip çevirmek için. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Umarım aklınızdaki bütün sorulara cevap verebileceğim bir video olmuştur bu. Beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakın. Söylemek istedikleriniz varsa lütfen yazın, yorumlarda konuşalım. Bundan sonraki videoları da kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Aboneye çok ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nasıl görünüyor? Gerçekten nasıl? Babalık yapan çalma be.